Merhaba akvaryum dostları. 180 litrelik bitkili akvaryumuma bir hayli bitkilerim doldurduğu için dün budama yaptım. Ve şu anda bayağı bir açıklık oldu. Şu gördüğünüz yava yosunları komple kaplamıştı. Oraları biraz temizledim. Yukarıdaki bitkileri budadım. Ve açılmalar oldu. Görüntüsü daha güzel oldu. Bugün gidip görmüş olduğunuz tetraların yeşilinden aldım 3 tane. Onlar da güzel uyum sağladılar. Ayrıca aşağıda gördüğünüz gibi salyangoz aldım. Bir tane de zebra salyangozum vardı ama saklandı o, nereye saklandıysa. Bayağı bir hızlı hareket ediyor. Akvaryuma koydum. 2 dakika sonra baktım kayboldu. Gelişimi güzel. Işıklar biraz önce açıldı. Haliyle karbondioksit, karbonmonoksit artık neyse, o da biraz önce başladı. Gördüğünüz gibi arka tarafta şurada baloncuklar çıkıyor. Evet. Biraz önce ışıklarla beraber açıldı. Size sistemimi de göstereyim. Sistemim aşağıda. Evet, burada gördüğünüz gibi ışıklar ve ünite zaman ayarlayıcıya bağlı. Zamanı geldiğinde ışıklarla beraber şaltere de elektrik geliyor ve gaz akımı başlıyor. Evet. Vatozlarım da büyüdüler bayağı. İki tane de küçük vatoz aldım. Daha önceden koymuştum. Gördüğünüz gibi seyri güzel. Temiz, fazla bir yosun sorunum yok. Anubiyasım da büyüdü. Anubiyasım bugüne kadar 3 yaprak, 4 yapraktı. Ne zaman haftada birer tane, birer tane vere vere bugün 7 tane yaprağı var. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Başaramamıştım bir türlü. Sürekli yosun oluyordu. Çabuk gelişmediği için. Ve zannedersem ışıktan dolayıydı. Çünkü yukarıdaki bitkiler ışığı kapattığı için fazla bir ışık almıyor. Yani loş bir ortam oldu akvaryumun içinde. Galiba ondan dolayı oldu. Şimdi yaprakları güzel, yosun sorunu yok. Anubiyasta. Dün dediğim gibi önünü kapatmıştı komple. Fazla gözükmüyordu. Yava yosunlarından dolayı. Onları biraz budamadım. Ve ortaya çıktı. Güzel bir ambiyans oldu. Şimdilik her şey yolunda devam ediyor. Güzel. Dün biraz dip temizliği yaptım. Filtremi temizlememiştim. Yaklaşık 4 ay olmuştu. 4 ay sonra filtremi komple çıkarttım. Borularıyla birlikte hortumlarını temizledim. Çünkü haliyle atıklar, yem atıkları falan boruların iç kısımlarına, iç duvarlarına yapışıyordu. Onları temizledim. Filtremi komple temizledim. Yalnız su değişimi yapmadım. Yani buna dikkat edin. Filtreyi temizlediğiniz gün veya o hafta su değişimi yapmayın arkadaşlar. Benim tavsiyem o. Çünkü filtreyi temizlediğiniz zaman içindeki hazır olan bakterileri atmış oluyorsunuz. Aynı gün eğer suyu da değiştirirseniz sudaki bakteri sayısı da azalıyor. O nedenle yaşam ortamı azalmış oluyor balıklarda. Ve hastalık oluyor veya kayıp oluyor. Buna dikkat edin. Atıyorum, bu hafta filtrenizi temizlediyseniz bir dahaki haftada su değişimini yapın. Yani aynı haftaya denk getirmeyin. Benim tavsiyem o. Evet, gördüğünüz gibi. Şu köşeye de çok dikmiştim. Aynı bitkiden.
Baktım orası da kapanıyor. Orayı da temizledim. Oradaki bitkileri hep attım. İnanır mısınız 5 litrelik kova sadece bitkiyle doldu. Dün bayağı bir temizlik yaptım. Gördüğünüz gibi hepsi sağlıklı. Ambiyansı güzel. Bitki akvaryumu devam ediyor. Bakın burada köşede. Köşeden aldım. Yani amacım bunu buradan böyle dolandırmak. Onu öyle köşeden aldım verdim. Yava fenler de her yerden patladı. Bu kendi yapmış olduğum Hindistan cevizinden yuvalar yapmıştım iki tane. Daha önceki videoma bakarsanız gözükmüyordu. Yava yosunundan ötürü. Onu temizledim, açığa çıkarttım. Ve şu otların üzerindeydi. Yani bu otlar daha sonra yapmış olduğum yuvanın altından çıkıp patladı. Bir ucu gözüktü. O bakanırken baktım ot geliyor. Onun yerini değiştirdim. Biraz daha bu tarafa aldım. Bu taraftakini çok az temizledim. Şuralara kadar büyümüştü. Onları kestim. Şu ortadaki bir hayli genişlemişti ve uzamıştı. Onu kestim. Şimdi gördüğünüz gibi arka taraftaki Anubias gayet net gözüküyor. Evet. Gayet güzel oldu. Balıklar arasındaki kombinasyon da bence güzel. Neon tetralarım var. Kırmızı, kırmızı neon, mavi neon, siyah neon var 3 tane içinde. Tetrazonalarım var. Yeşilli, sarılı, normal. Gördüğünüz gibi hiçbir sorun yok. Bu yeşilleri bugün alıp koydum. Şu anda kovalama başladı. Kovalıyorlar. Ama zamanla alışacaklar. Çünkü aynı tür, sadece renkleri değişik. Gördüğünüz gibi vatozum da burada. 180 litrelik akvaryumumda 5 tane vatoz var arkadaşlar. 3 tanesi hemen hemen bu büyüklükte. 2 tanesi yavru. Vatozların da grup olması gerekiyormuş. Onu da yeni öğrendim. Yani en az 3 tane bulundurun dediler. 3 taneydi. Ben 2 tane de yavru aldım. 5'e tamamladım. Onlardan bir tanesi erkek, diğerleri hep dişi. Bakın bir tanesi arkada görülüyorsa burnun arkasına geçti. Yavru olan karşıda. Evet, gördüğünüz gibi. Yani ambiyansı güzel. Dediğim gibi dün kestim. Dün budama yaptım akvaryumumda. İki tane antrasit. Gördüğünüz gibi salyangozum var. Bir tane zebra var bunun içinde. Zebra salyangoz. Ama buraya bırakmıştım. Bir dakika içerisinde, bir dakika bile sürmedi. Yani hemen yava yosunun altına gitti. Bir daha da göremedim. Evet. Seyrettiğiniz için videomu teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Bakın bir tanesi de yukarıda. Yavrunun. Bir tanesi dediğim gibi karşıda. Duvarda. Şurada. Evet arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum videomu seyrettiğiniz için. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Tekrar görüşmek üzere. Saygılar.